sevgili seyirciler. Yeni bir Soyuz Şehirler ekonomisiyle karşınızdayız. Bu akşam da geçen hafta olduğu gibi son haftanın ilgi çeken sinema filmi Son Akşam Yemeği ile ilgili bir program yapacağız. Vizyon yolculuğuna devam eden Son Akşam Yemeği, sinema tarihimizde ilk kez işlenen konusuyla bir asırlık cumhuriyetimizin kuruluş öyküsünü mutfaktakilerin, yani halkın gözünden anlatıyor. Son Akşam Yemeği, çökmüş bir imparatorluktan doğmak üzere olan cumhuriyete mutfaktakilerin, yani halkın gözünden bakıyor dediğim gibi. Filmde saray aşçısı Ahir karakteriyle izlediğimiz uslu oyuncu Engin Şenkan geçmişi, torunu Elif rolüyle izlediğimiz Azra Aksu ise cumhuriyetin geleceğe dönük yüzünü temsil ediyorlar. Onur Tuna'nın Mustafa Kemal Paşa'ya, Pelin Akil'in Latife Hanım'a hayat verdiği Son Akşam Yemeği'nde Necip Memili, Yasemin Baştan, Mustafa Krantepe, Aslı Tandoğan, Cemal Hünal, Nehir Gökdemir ve Tuğba Daş'tan rol alıyor aynı zamanda. Günümüzden 100 yıl önce savaştan çıkmış bir ülkenin sıfırdan kuruluş öyküsünü merak eden 7'den 70'e herkesin ilgisini çekecek konusuyla Son Akşam Yemeği, şimdiye kadar, bu zamana kadar işlenen Cumhuriyet ve Atatürk konulu filmlerden ayrı bir yere sahip. Bu benzersiz konusuyla yeni bir gelecek inşa etmek için gereken kolektif çabanın da altını çiziyor film. Cumhuriyetimizin 100 yılını mutfağın ve sofranın birleştirici gücünden yola çıkan film, Osmanlı'nın 600 yıllık mirasını da yok saymadan, Cumhuriyet'in değerlerine kucak açarak birlik olmanın önemini, tansiyonu hiç düşmeyen etkili bir hikaye, etkili bir drama ile veriyor. Aynı zamanda eskiyle yeniyi, geçmişle geleceği aynı potada eritip, farklı görüşlere sahip olsa da herkesin fikri etrafında toplanabileceği vurgusunu da başarıyla yapabiliyor. Evet, bugün Soyuz Şehirler ekonomisinin en genç konuğunu ağırlayacağız. Filmin başrol oyuncularından Azra Aksu'yla birlikteyiz. Azra'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim Selim abi, sen nasılsın? Ben de iyiyim canım, teşekkür ederim. Şöyle şimdi seninle böyle güzel güzel sohbet edeceğiz. Sevgili seyirciler, madem dedik ki filmde geleceği temsil ediyor Azra, o zaman bu haftanın konuğu da Azra olsun. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ ol katıldığın için. Şimdi biz zaman zaman bazı oyuncularımıza, ulaşabildiklerimize, yönetmenimize, teknik ekipten bazı arkadaşlara da ulaşıp onlarla da sohbet etmeye çalışacağız seninle birlikte. Şimdi ben önce sana sorayım. Senaryo geldiğinde, önüne bir senaryo geldi. Evet. Bu filmin senaryosu. Sen zaten başka şeylerde de, dizilerde, evet, ve sinema filmlerinde de oynuyorsun. Hatta ödüllerin de var bildiğim, evet, kadarıyla, değil mi? Senaryo geldiğinde senaryoyu sen mi okuyorsun yoksa önce annen mi okuyor? İlk önce aslında annem böyle telefondan geldiği için telefonu bana veriyor. Böyle bir bakıyorum, geziyorum. Hani sahnelere bakıyorum. Annem sonra bana detaylı olarak sesli bir şekilde söylüyor ama genelde ben okuyorum. Peki bu senaryo geldiğinde yaklaşık 200 sayfalık bir senaryo. Bayağı da okuması herhalde birkaç saat sürüyordur, öyle değil mi? Sürdü, okudun, beğendin senaryoyu, çok hikayeyi. Beğendim. Kendi rolünü de beğendin. Evet. Çok güzeldi. Mutlu musun böyle çok bir mutluyum filmde oynamış olmaktan? Çok mutluyum. Böyle bir Atatürk filminde. Evet. Hem mutfağın gözünden bakan hem de Atatürk'ü de eksik bırakmayan bir filmde oynadığım için çok mutluyum. Evet. Çok da başarılı bir oyun sergiledin. Gerçekten takdire şayan.
teşekkür ederim. Şimdi senin sahnelerinden bazı kareleri de veririz. Seyircilerimiz de görür nasıl başarıyla oynadığını. Şöyle yapalım istersen. Önce filmimizin bir fragmanını izleyicilerimize bir sunalım. Tabii. Ondan sonra senin bazı sahnelerini aktaralım. Sonra sohbete devam ederiz. Olur. Gördüğün gibi kolayca gidiyor. Tamam. Bir fragmanımızı yayınlayabilir miyiz arkadaşlar? Yazıyor, yazıyor. Yeniden hükümet yazıyor. Yola çıkan Cumhuriyet direni yazıyor. Neydi bu helvanın adı? Helvayı Hakani. Sultanların tatlısı. Ben küçükken yapardı zaten. Topraklarınızda umut kalmadı. Sizi büyük bir sefalet ve karanlık bekliyor. Biz düştüğümüz yerden Allah deyip kalkmasını biliriz. Azami ihtimam gösterin. Önemli bir akşam bu. Bu benim paşaya son akşam yemeğim. Anlamıyorum neler olur. Yeni bir hükümet kurulacak. Bunun ne işi vardır peki aparık? Sen ne yapıyorsun burada? Merak ettim. Etme. Sen daha Mustafa Kemal'in adını bile bilmezken biz canlı yakonun peşinden koşuyorduk. Mustafa Kemal Paşa. Türkiye Devleti'nin yönetim şekli Cumhuriyet'tir. Bu şifreyi çözmeye senin ömrün yetmez be. Türbeti sahipsin sen. Ben bu kolu Çanakkale'de bıraktım. Haberin var mı senin? Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Bu gücün adı padişah değil. Bu gücün adı Mustafa Kemal değil. Bu gücün adı Türk milletidir. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Cephede ölümü göze almış bütün evlatlarıma güvendim. Evet, Azra yönetmen Levent abi hazırmış. İstersen önce onunla sohbet edelim. Evet. Sonra senin sahnelerine bakarız. Tabii ki. Tamam mı? Levent hazırsa bağlayabiliriz arkadaşlar. Levent... Merhabalar. Merhaba Levent, merhaba. Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Sevgili seyirciler, Levent bu filmimizin yönetmeni. Evet, çok kısa zamanda çok büyük bir iş başardı gerçekten. Büyük bir film yaptı, öyle söyleyeyim. Yani böyle daha kolay tanımlıyorum ben filmi. Büyük bir film yaptı gerçekten. Levent, Azra da yanımda şu anda. Önce Azra ile ilgili fikirlerini alayım senin, bakayım nasıl, rahat oynadı mı Azra? Öncelikle teşekkürler Selim Bey iltifatınız için. Azra mükemmel bir oyuncu. Azra o kadar rahattı ki kamera karşısında. Evet. Film boyunca hiçbir hata yapmadı. Kendi devamlılığını kendi tuttu. Kamera karşısında da o kadar rahattı ki senaryoyu çok iyi ezberlemiş. Rolünün gerektiği gibi aksiyonunu verdi. Evet. Diyalogları tam ve eksiksiz oynadı. Çok teşekkür ediyorum Azra'ya. Mükemmelsin Azra. Ben teşekkür ederim. Benim şimdi... Buyur Levent. Bu arada Azra'nın da bir de oyuncu koçu var, Sevinç Hanım, Sevinç Trenova. Onun ablası, abla der kendisine. Onunla da çok iyi bir takım işi çıkartıyor Azra. Çok profesyoneller sette. Ona da ayrıca teşekkür ederim. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Ben şimdi Levent abiye bazı sorular soracağım ama senin var mı bir sorun? Yok. Yok, tamam. Levent... Herkesin şöyle bir şeyi var, senaryoyu eline alan ve okuyan çok etkilendiğini söyledi bize. Sen de bunlardan birisin, hatta bu filmi mutlaka çekmeliyiz motivasyonunu sağlayan da aslında biraz bu hikaye, elimizdeki hikaye, öyle değil mi? Bu konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini alalım senin. Yani senaryo çok heyecanlandırdı okuduğumda beni. İlk önce sizin filmin yaratıcı yapımcısı Esra Seyrekbasan'a senaryoyu gönderdiğinizde
Esra Van'ı şöyle dedi. Bu filmi 29 Ekim'e yetiştirmemiz lazım Levent dedi. Bir okusana bu senaryoyu dedi. Benim ilk tepkim tabii doğal olarak 29 Ekim'e yetişmez oldu. Sen yine de oku bu senaryoyu dedi. O sırada şirketten çıkıp eve doğru gidiyordum. Eve gelir gelmez açtım senaryoyu. Gerçekten yani bir çırpıda okudum ve gözyaşları içinde okudum. Evet. Gerçekten herkesin de ortak düşündüğü gibi yani bu senaryonun bir vücuda geçirilmesi lazım, yapılması lazım diye düşündüm ilk anda. Hemen Esra'yı aradım ve yapalım hadi bunu dedim. Evet. O da sağ olsun çok iyi bir program yaptı. Ve günü günlüğüne, saati saatine filmi yetiştirdik. Yani ilk izlenimim benim senaryo okuduğumda bu büyük bir duygusallık ve heyecan oldu gerçekten. Evet. Sonra da neredeyse dakikalık hesaplamalarla bir yapım planlaması gerçekleştirildi, öyle değil mi? Evet, öyle bir dakikalık hesaplamalar ki gerçekten Selim Bey bu sette koyduğumuz iş programına dakikası dakikasına uyduk her gün. Belki daha uzun bir sürede çekebilirdik ama yetiştirmemiz için kendimize sınırlı bir gün verdik. Hedeflediğimiz güne de tam isabet bitirdik filmi. Yani hiçbir şey aksamadı. Tabii burada en önemli faktörlerden biri sizin de değindiğiniz gibi bildiğiniz gibi birlikte çalıştığımız bir ekiple yola çıkmamız oldu. Evet. Yani işin görüntü yönetmeninden tut da sanat yönetmenine kadar Veli Kuzlu ve Mert Kalkanı belli. Hepsiyle böyle kol kola, dirsek dirseğe hep yan yana çalıştık. Ve tıkır tıkır yürüdü vallahi işler. Ve ortaya da tabii ki eksikliklerimiz var. Tabii ki film bittikten sonra seyredince hani burasında böyle yapsaydık dediğimiz noktalar var ama hani filmin genelde geçer not aldı insanlardan. Filmin beğenisini ne gölge düşürmüyor bu eksikliklerimiz yine de. O açıdan da mutluyum. Yani hep birlikte güzel bir işin altından kalktığımızı düşünüyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Biz bazı arkadaşlarla bunun değerlendirmesini yapıyoruz. O eksiklikleri büyük ihtimalle sen bizden daha fazla görüyorsundur ama. Olabilir. Şöyle bir kanaate varıyoruz. Ya hani bu film için bir ay daha zaman olsaydı fazladan ne olabilirdi diye düşündüğümüzde aslında çok da pek bir eksik görünmüyor yani filmde. Orası öyle aslında. Yani bir sinema eseri olarak bence de bir sinema eseri olarak bir eksiği olan bir film değil açıkçası. Evet. İyi bir prodüksiyon, dekor çok iyi, oyuncular çok iyi, ışığımız, sanatımız, her şey yerli yerinde. Kostümler dikkat edersiniz çok iyi. Yani o anlamda bir eksiğimiz yok. Belki hani biraz daha ufak tefek şeyler ama seyircinin belki nazarından kaçmış olabilecek şeylerdir onlar. Evet. Biraz biz profesöre bakarken o eksiklikleri anladım tabii ki. Şimdi tabii bazı yönleriyle gerçekten Türk sinema tarihine geçecek bir eser ortaya çıkmış oldu. Evet. Birçok yönüyle Türk sinemasına da yakışan bir film yaptın. Yani ben tekrar tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ederim. Hepimiz birlikte yaptık. Ben bu konuda bir noktaya değinmek istiyorum. Buyur. Genelde filmin bütün paydaşları aşağı yukarı aynı şeyi söylüyor ama gerçekten çok önemli bir konu. Bugüne kadar Atatürk bir sinema eserinde ele alınış biçimi olarak çok farklı bir yerde film. Yani film bir savaş filmi değil, bildiğimiz, okuduğumuz savaşların filme çekilmiş hali değil, zaferlerin, kutlamaların filme dönüştürülmüş halinden başka bir bakış açısıyla bakıyor. Tabii ki Cumhuriyet'in kuruluş gününden bir gece önce mutfakta yaşanan olaylar çok
dikkat çekse de tabii ki Cumhuriyet'in ilanına değinsek de aslında film daha böyle halk katında daha insani ögelerle dolu bir bakış açısıyla yaklaşıyor. Evet. Ya o anlamda diğer filmlerden de çok çok farklı olduğunu evet. düşünüyorum. Bu bakımdan da Türkiye'de bir ilk aslında. Evet. Levent çok teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Programına katıldığın için ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Azra'cığım görüşmek üzere. Görüşürüz. Ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Sağ ol. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Evet. Başka bağlantımız var mı Sayın Yönetmenim? Sümeyra hazırsa Sümeyra'yı da alalım. Sümeyra'nın da konuşacak çok şeyleri vardır büyük ihtimalle. Sümeyra hoş geldin. Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum Selim Bey. Azra da yanımda. Azra'cığım hoş geldin canım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Evet. Azra'nın kostümlerini de Sümeyra abla yaptı değil mi? Evet. Evet. Sümeyra Aybar sevgili seyirciler kostüm direktörüydü filmin. O da bir harikalar yarattı gerçekten. Hani tarihi kostümleri günün realitesine gerçekliğine uygun olarak önce bir takım araştırmalarla tespit edip ondan sonra bunları oyuncularımız üzerinde hayata geçirmek. Az bir iş değil. Nasıldı çalışma süreci Sümeyra? Sen de şöyle duydum. Senaryoyu okur okumaz bu işi kesin ben yapmalıyım demişsin. Evet. Hatta tehditvari bir şekilde Esra Hanım'dan senaryo geldiği zaman akşam 10.30 civarıydı. Evet. Yardımcılarından Hakan aradı beni. İşte Sümeyra ne yapıyorsun? Çalışıyor musun? İşte iş var mı önünde? Ama bir panikle aradı. Ben de tedirgin oldum. Hani bir şey mi oldu, ne oldu falan böyle. Evet. Ondan sonrasında ya bir sinema filmimiz var. Sinema. Okey. Atacağız. Bunu hemen oku ve bize dön dediler. Okudum. Siz bana atın ben yarın okur dönerim dedim. Ondan sonra attığı zaman şöyle bir üstünden geçtim telefonla. Zaten sunum dosyasıyla beraber göstermişti. Orada Atatürk'ü de görünce ben bunu yarına bırakamam dedim. Hemen oturup başında oturayım dedim. Salona geçtim. Koltuklarımdan birine en son böyle senaryo bitirdiğimde saat 1.30 civarıydı. O kadar kaptırmışım ki kendimi hiçbir şekilde ara vermeden senaryoyu okudum ve su gibi aktı gitti. Gerçekten kalemine sağlık senaristlerimizin. Evet. Çok başarılıydı. O saatte arasam mı aramasam mı acaba Hakan'ı dedim. Ve mesaj attım. Okudum. Sabah konuşalım. Sabah 9'da telefonum çaldı. Uyuyamadım zaten ben. Hani geç uyudum. Çok erken kalktım. Bahçedeydim böyle. İlk düşüncen nedir dedi. Kesinlikle bu işi benim yapmam gerekiyor. Yoksa setinizi basarım. Yani direkt ben bunu söyledi ve akabinde çok hızlı bir şekilde Esra Hanım'la, sizlerle, Levent hocamızla hemen toplantılarımızı, sunumlarımızı yaptık. Atan'ın da dediği gibi az zamanda büyük işler başardık gerçekten. Evet. Tehditle iş aldın yani. Evet, kesinlikle ve şeydi yani hani çok kısa bir süremiz vardı. Çok evet. uykusuz kaldığım, çok atölyelerde sabahladığım geceler oldu ama onun yorgunluğu yani ben işimi çok severek yapıyorum zaten. Hani ne olursa olsun ki dönem Atatürk, Cumhuriyet dönemi en çok sevdiğim işlerdendir ve hakim olduğum bir dönem olduğu için severek yaptım. Oradaki yorgunluğum, uykusuzluğum asla gözümde büyümedi yani. Evet. Hatta iş bittiği zaman biz kendi aramızda konuştuk. Biraz daha devam etseydi. Hani çok kısa sürdü. Evet. Süreci biraz anlatsana. Nasıl çalıştın? Nasıl hayata geçirdin kostümleri? Tabii ki. Şöyle ki senaryo elime gelir gelmez hemen bir toplantı talep ettik. Şirkette yoğundu. Esra Hanımlar, sizler, işte Levent Hoca bir an önce hani yapımcılarımız ve yönetmenimizle toplantı yapmam gerekiyor ki hemen benim süreci hızlandırmam gerekiyor. Bu süreç içerisinde ben tabii boş durmadım. Hemen ertesi gün görüşmedik. 2 gün sonrasında görüştük biz toplantımızı yaptık. Ama o zamana kadar ben hayalini kurduğum işte oyuncularımızın üstündeki karakterleri, kostümlerini giydirdiğim zaman hayallerini kurduklarımı, çizimlerini yaptım, görsellerini
topladım. Araştırmasını yaptım bir kısmının bir daha. Sonrasında tekrar toplantı yaptığımız zaman aslında ben elimde donelerimle gitmiştim. Çizimlerim, sunum dosyam, kumaş örneklerime kadar hepsi elimin altındaydı. Ve bunun hepsinin sunumlarını yaptık. Gayet güzel, başarılı bir süreç başladı. Anında biz şeye gittik zaten. Eminönü, Kapalı Çarşı. Buralar bizim olmazsa olmaz yerlerimizdendir. Evet. Buralara gidip kumaşlar aldık. Dokularına baktık. Yani kumaşın ben dokusuna baktığım zaman şu doku hissetmem gerekiyor. Onu hissettiğim anda hangi şekle bürünüp nasıl giydirileceğini görebiliyorum gözlerimi kapattığım anda. Kumaşlarımızı seçtik. Kumaşlarımızı seçtikten sonra tabii ki sadece atölyeye gidip bir dikim sürecinden geçmiyor. Atölyeye gitmeden öncesinde bizler o kumaşlar üstünde bir takım eskitme, boyama işlemleri yaptık. Atölyelerimize gitti. Oyuncularımız atölyelerimizde ölçü ve prova olmak üzere birçok aşamadan geçtiler. Terzihanemizden, atölyelerimizden ürünlerimiz çıktıktan sonra olduğu gibi tabii ki giydirmedik. Yine bir işlem gerek geçiyordu üstünden. Yaşanmışlık adı altında eskitme diyoruz. Fırçalarla, küçük dokunuşlarda bulundum. Ve benim en çok sevdiğim bölümü bu aslında. Boyalarla ellerimiz kirleniyor. Bütün o yaşanmışlık bizim üstümüzden de akıyor ama en keyifli yönü bu. Ve sete girdiğimiz zaman da dokuyla, renkle, ışığıyla, sanatıyla, makyajıyla, saçıyla tam bir uyum halinde oldu. Ve çıkan görüntüden, çıkan şeyden hepimiz çok memnun kaldık. Filmden, ve çok güzeldi. Filmden belli oluyor zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Çok sağ ol programa da katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Adra'cığım çok öpüyorum seni. Kendine iyi bak. Başarılarının devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Çok uyumlu bir süreçti. Gerçekten hani bu kadar uyumlu bir çocuk oyuncuyla çalışmamıştım. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Sağ olasın. Evet. Sevgili seyirciler, ne kadar zamanımız kaldı sevgili? 20 saniyemiz kaldıysa bir iki cümle kurayım. Tabii Sümeyra gibi sanat yönetmenimiz Mert Kalkan'ı belli de önemli kahramanlarından biri filmin. Çankaya Köşkü o zamanın 28 Ekim'in Çankaya, 28 Ekim 1923'ün Çankaya Köşkü, şimdiki köşk değil tabii, bir bağ evi. O nedenle yeniden yapılması gerekiyordu. Mert Kal, o da katılacaktı ama uygun olamadı. Bağ evini neredeyse yeniden inşa etti. Bahçesiyle beraber, müştemilatıyla beraber. İşte Azra da o bağ evinde koşturuyordu. Evet. Sevgili seyirciler, kısa bir reklam arası veriyoruz. Birazdan burada olacağız. Merhabalar sevgili seyirciler. Soyut Şeyler Ekonomisi'ne devam ediyoruz. Son Akşam Yemeği filmini konuşuyoruz. Filmin büyük küçük oyuncusu Azra Aksu ile beraberiz bu arada. Filmde Elif'i oynadı. Büyük bir oyun çıkardı. Takdire şayan bir oyun çıkardı. Azra, senin oynadığım bazı sahnelerden böyle bir kolaj yapılmış. Onu izletelim seyircilerimize, olur mu? Olur. Bir görelim. Sadece bir kısmı tabii. Hepsini görmek isteyen sinemaya gidecek. Değil mi? Evet. Çok güzel kokuyor. Ama kimse dedem gibi yapamaz. Ayşe benim dedem. Herkes sanıyor. Hep saraylarda çalışmış. Bu? İşte Pokemon Paşa. Pokemon Paşa.
söyledi bana. Paşa, dedeme ceza vermiş. Bana sen git, mutfakta bekle dedi. Sen mi yaptın? O yaptı. Anladım zaten. Tadı hiç güzel değildi. Sana ben yumurta kırayım ha? Olur. Çok güzel. Evet. Nehir Gökdemir vardı filmde. Nasıldı aranız? O da benim gibi genç bir adam olduğu için. Evet. Onun aramız çok iyiydi. Böyle hep sohbet ediyorduk. Yaşı sana en yakın olan evet. Oydu herhalde değil mi? Oydu. Sürekli oyuncular arasında başka gazeteci evet. Çocuklar falan vardı yaşı küçük ama Nehir abla tabii sürekli köşkteydi. Hep beraberdik. Evet, birlikteydiniz. Sayın yönetmenim, Nehir'le konuşmadan önce Nehir'in çekimler başlarken yapılan basın toplantısında bir konuşması vardı. Onu vermemiz mümkün mü? Ben 17 yaşındayım. Kendimi bildim bileli Atatürk sevgisiyle büyüdüm. Şu an ağlamamak için biraz artırıyorum. Çünkü bir Atatürk genci olmaktan çok gurur duyuyorum. Bu işe başlamadan birkaç gün önce, haberini net almadan önce bir anda Atatürk'ü gördüm. Ki normalde böyle şeylere inanmam ve hayatımda ilk defa Atatürk'ü bir anda görmüştüm. Bana kırmızı bir damga bastırıyordu. Dedim bunu niye yapıyorum? Dedi ki doğru yaparsan seni yanıma alacağım dedi. Wow. Ben de tamam dedim, rüyalı da kesildi. Onun heyecanı zaten günlerce üzerinden atamadan sevgili menajerim aradı ve karakter olarak ilk kez oynayacağım bu Atatürk filmde oynayacağım bana iletti. Heyecanımı zaten yaşayayım, yani nasıl yaşayacağımı şaşırdım. Ben Nigar'ım, Azize ve Yakup'un kızıyım. Bu işte olmaktan çok onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Az önce Onur abi gördüm Atatürk kılığında ilk defa ve içim titredi. Çünkü ben kıyafetlerimi giydim ve seti çıktım ve o muhteşem bir kuru, her şeyi yaşadığımı, ruhumu benimsedim ve kendimi o dönemde hissettim. Atatürk hayal ettim ve bir an durduğum oldu sahnede ve onu düşünürken sizi de görünce gerçekten Atatürk bu kadar güzel olmuştu. O kadar çok güzel bir kıvar yapmışsınız. Yani nasıl tarif edebilirim bilmiyorum. Siz de görünce anlayacaksınız eminim ki. Çok saygı duyuyorum. Hep burada olmaktan onur duyuyorum. Umarım ben de size ve Atatürk'e layık bir genç olabilirim. Teşekkür ederim. Evet. Nehir abla basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı. Evet, Nehir hazırsa konuşabiliriz Nehir'le arkadaşlar. Nehir merhaba, hoş geldin. Hoş buldum, merhaba. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet, iyiyiz biz de, teşekkür ederiz. Azra ile beraberiz. Azra ile program yapıyoruz bugün karşılıklı. Evet. Evet. Çok güzel gözüküyorsun Azra. Teşekkür ederim. Evet. Nasıl Nehir, yorgunluk geçti mi? Bir maratondan çıktınız. Evet. Daha çok yorulmak isterdim ama tatlı ve güzel oldu. Evet. Sağ ol. Nehir Gökdemir mutfak personelinden Nigar'dı değil mi? Nigar'ı oynadı. Evet. Evet. Genç bir mutfak personeliydi. Şeyden sonra setin Azra'dan sonra en genç genci Nehir'di. Evet, onun için biraz önce sordum Azra'yla, Nehir ablayla aranız nasıl diye de. Evet, duydum. Evet. Nasıl buldun sen Azra'yı sette? Azra, yani bu zamana kadar yaptığım işlerle az çocukla tanıştım ama çok akıllı bir kız. Onunla hani çocuk gibi şakalaşmana, ne bileyim, onun dilinde yaklaşmana gerek kalmıyor. Çünkü herkesin dilinden anlıyor. Ve çok tatlı, çok samimi. Özellikle hayvan sevgisi ikimizin de çok büyük bir ortak noktası. O yüzden sohbet edecek, konuşacak çok noktamız oldu. Çok seviyorum Azra'yı. Çoğu zaman da Elif diyorum hatta. Çünkü Elif gibi benim için. Doğru. Sen de Nigar o zaman.
Evet, Nihir'im. Evet, Nihir, projenin başından bu yana biraz anlat bakalım. Senaryo sana duygulu bir konuşman vardı. Senaryonun nasıl geldiğini filan anlattın ama tekrar bir izleyicilerimiz dinlesin. Senaryo sana geldi, sonra ne oldu? Nasıl yani, bir süreç ilerledi? Senaryo, evet. Dediğim gibi Atatürk'ü rüyamda gördükten sonra çok kısa bir zaman, daha geçmeden hani ne yaşadığımı, ne hissettiğimi anlayamadan böyle bir senaryo geldi ve direkt Atatürk denilmesi bile beni çok heyecanlandıran bir şey oldu. Senaryoyu okuduğumda hem güldüm hem gözlerim doldu ve bir anda akıcı bir şekilde başladı ve bitti, nasıl oldu anlamadım. Çok farklı geldi. Beni çok heyecanlandırdı her sayfasında. Hani ilk defa bir şey okurken bu kadar yaşadığımı hissetmiştim. Yani hala heyecanımı atamıyorum üzerimden, öyle söyleyebilirim. Çok başka bir an oldu benim için. Kısa da sürse bütün hayatımda etkisi olacağını biliyorum. Asla unutamayacağım. Evet, güzel bir, hep birlikte güzel bir sinema eseri ortaya çıkardınız. Sen filmi ilk kez galada izledin, bitmiş haliyle herhalde diye düşünüyorum. Değil mi? Evet. Yani günlerce bekledim. İzlediğinde neler hissettin? O duygularını alalım senden. Yani daha bir heyecanı yaşayamadan, nasıl başladı, nasıl bittiğini bilmeden çok daha başka bir heyecana atıldım bir anda. Beklediğimden çok daha fazlası oldu. Zaten ekip, yönetmenimiz, sanatımız, dekorumuz, oyuncular, herkes muhteşemken bu kadar ortaya eşsiz bir şey çıkartılması beni çok heyecanlandırdı. Hani kendimi hiç bu kadar beğenmemiştim. Nigar'ı kendime çok yakıştırdığımı fark ettim. Her karakter bu kadar güzel olabilirmiş. Evet. Herkes tam oturmuş. Yani Elif olsun, Azize Hanım, Yakup Ağa ve Onur abi, Latif Hanım, hepsi çok güzeldi. Ve bu kadar büyük ekranda bu kadar muhteşem bir eseri izlemek beni çok heyecanlandırdı ve tekrar tekrar izlemek istiyorum. Büyük ihtimalle de her gün sinemaya falan gidebilirim. Peki var mı Azra'ya soracağım soru? Azra'ya nasıl bu kadar muhteşem bir çocuk olduğunu sormak istiyorum. Evet, buna cevabın var mı Azra? Buna bir cevabım yok çünkü ben bunu böyle hani uğraşarak, şey yaparak, zorlanarak yapmıyorum. Yapmıyorsun. Bu benim içimden geliyor. Zaten doğal. Evet. Evet. Cevabı nasıl buldun? Şaşırtmadı. Yine her zamanki gibi muhteşem. Evet. Evet. Evet, Nehir'cim çok teşekkür ediyoruz. Emeklerinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Tebrik çok ediyoruz aynı zamanda. Sağ ol. Katıldığın için de teşekkür ederiz. Sağ olasın. Sağ ol. Şimdi bir de Onur abiyle böyle kamera arkası gibi bir film yaptınız siz. Yani evet. Hatırlıyor musun? Onur abi seni kucağına almıştı. Evet. Hatırladım. Evet, birlikte. Ne demiştiniz? Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. İlan edeceğiz demiştiniz. Evet. Onu bir izleyebilir miyiz sevgili yönetmen? Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Derken ne düşündün atam? Kimi geçmişe, kimi geleceğe sevdalı. Savaş yorgunu ama muzaffer bir halk. Bunları sen de düşündün mü atam? Yıkık dökük bir ülkede o umudu, o kararlılığı nereden buldun? Onur abi, çok güzel Atatürk olmuşsun. Hoş geldin çocuk. Gel. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Hatırladın mı? Evet.
Evet. Bu aslında filmin bir parçası değildi. Film çekilirken yapılmış bir kamera arkası. Evet. Aslında filmin teaser'ı olarak hazırlanmış bir filmdi. Değil mi? Evet, öyleydi. Evet. Filmde yok bu. Evet. Peki Azra'cığım, bir de seni biraz önce de izledik, Atatürk'ün kucağına aldığı sahne var. Neler hissettin o zaman? Böyle sanki gerçekten Atatürk'ün kucağında böyle. O kadar şeydi böyle. Onur abime bakarken böyle daldım gittim resmen. Daldın gittin, evet. Gözlerini böyle yarım açıyordun. Evet. Mutlu görünüyordun. Bence Elif orada çok mutluydu. Elif. Ben de çok mutluydum. Evet. Sen de mutlu oldun, Elif de mutlu oldu. Evet. Başka Ahir Dede ile nasıldı aranız? Çok iyiydi. Kendisi çok tatlı bir kişi. Evet. Çok seviyorum ben onu. Onunla bir sürü sahnemiz vardı. Çok eğlendik sahneleri çekerken. Bir sürü sahnemiz vardı. Evet, çok sahneniz vardı. Tabii dede torundunuz siz. Evet, Engin Şenkan, sevgili seyirciler. O da filmi oyunuyla zirveye taşıdı. Gerçekten çok başarılı bir oyun sergiledi. Elif'le beraber de filmin uzun bir süre Elif'le beraber seti paylaştınız yani. Evet. Birçok sahneyi paylaştınız. Filmdeki adı Ahir Dede'ydi. Evet. Güzel anılarım var mı Engin amcayla hatırladın? Çok güzel anılarım var. Mesela böyle sahne aralarında, mesela kameraların yerleri değiştiği zamanlarda böyle oturup sohbet ediyorduk. Çok samimiydik. Ahir Dede'yle. Evet. Evet. Çok samimiydik. Evet. Gerçekten Engin Şenkan, Engin abi hani kişiliğiyle de aynı zamanda bizim sektörde tanınan, bilinen bizim de abimiz yani Engin abi, benim de abim yaşça. Birçok dizide rol aldı. Tiyatro sanatçısı aslında köken olarak. Biraz da tiyatro eğitiminden dolayı o oyunun gücü, oyunun yüksekliği de herhalde oradan geliyor. Yani çok büyük oyuncu. Evet. Bu, usta ya. Usta. Usta buna denir. Ha? Usta buna denir. Evet, usta buna denir. Sen de kendi çapında ustasın. Tabii ki. Evet, tabii. Evet. Sen de ileride inşallah yaşın ilerledikçe de bu sektörden kopmasın. İnşallah. Türkiye'nin büyük oyuncularından birisi olursun. Tabii i̇nşallah. Eğitimini aksatmadan okulunu nasıl yapıyorsun sen? Aslında okulumda bir problem yaşamıyorum. Evet. Çünkü öğretmenim bana yardımcı oluyor. Mesela böyle aralarda işte konuşuyoruz, oturuyoruz. O bana anlatıyor dersleri. Çok bir problem yok. Yani sen şimdi zaman zaman okula gitmeyip sete gidiyorsun film çekimlerine. Oraları öğretmeninle telafi mi ediyorsunuz? Evet, öyle oluyor. Zaten daha öncesinden filmin olacağını öğrendiğinde öncesinden biz aralarda böyle daha fazla çalışmak gibi böyle. Evet. Destekler hem, şey yapıyoruz. Hem önden çalışıyorsunuz, evet. Hem de belki sonra da çalışıyorsunuz. Senin setlerde olduğun zamanları telafi etmek için böyle gidiyorsunuz. O nedenle de diğer arkadaşlarından geri kalmıyorsun o zaman. Yok. Evet, öğretmenin de o zaman çok anlayışlı bir öğretmenmiş. Öğretmenine de, adı ne öğretmenin? Özge, soyadı da Türk, Özge Türk. Özge Türk hocamıza da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım. Sevgili yönetmenim, var mı başka bağlantımız arkadaşlar? Tamam. Tamam. Evet. Şimdi biraz daha filmden bahsedelim yeni bir bağlantıya kadar. Film şu anda vizyonda, tüm Türkiye'de vizyonda sevgili seyirciler. Aynı zamanda Avrupa'nın birçok ülkesinde de vizyonda ve Azerbaycan'da. Biz filmi görmenizi yürekten tavsiye ediyoruz. Gerçekten pişman olmayacağınız, hani ayırdığınız iki saate pişman etmeyecek bir film diye düşünüyoruz. Görün, siz de kararınızı verin. Evet, bir bağlantımız daha var ama görüntülü yapamadık herhalde, değil mi? Evet, telefon bağlantısı.
Olsun. Mustafa Kıran. Evet, Mustafa Krantepe ile de telefonla konuşalım. Mustafa Bey. Alo. Alo. Merhabalar. Ha, merhaba, teşekkür ederim. İyiyim, sen de iyisin. Gayet iyiyim, teşekkür ederim. Oradaki herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, teşekkür ederim. Burada yanımda sadece Azra var. Azra, nasılsın? İyiyim Mustafa abi, sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Evet. Mustafa abisi, Azra ile sohbet ediyorduk. Bu arada da yönetmenimizden başlayarak birçok ekip arkadaşlarımızla görüntülü bağlantılar kurduk ama sende teknik bir arıza oluştu. Oldu, evet. Evet. Yani oluşturamadık o sistemi, evet, maalesef. Olsun, önemli değil. Sesini de duyuyoruz. Sevgili seyirciler, Mustafa Krantepe mutfak personelinden Yakup'u canlandırıyordu filmde. Mustafa da büyük bir oyun sergiledi gerçekten. Senarist arkadaşlarımız Ayla Hacı oğulları ve Wilmer Özçınar, her ikisi de senaryonun üstüne çıkmış Mustafa Bey dediler. Sen ne diyorsun? Yani yorumun çok beğenildi, onu demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Onların teveccühleri bu. Onların yazdığı şey yön gösterdi bana. Evet. Nasıl bir Yakup yaratmam gerektiğini onların yazdığı senaryodan. Tabii muhakkak, ama oluşturdum. Senin yorumun da çok gerçekten beğenildi yani. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sen neler hissettin ilk senaryo eline geldiğinde? Senaryo elime geldiğinde ben bir solukta okudum. Bir oturuşta sonuna geldim. Beni çok heyecanlandırdı. Tarihe başka bir pencereden... Kurgusal da olsa bu pencere, başka bir pencereden bakıyor olmak, yıllardır duyduğumuz bu Cumhuriyet'le ilgili, Atatürk ve çevresindeki silah arkadaşlarıyla ilgili hikayelerin biraz da başka bir tarafından bakmamız sağladı bu hikaye. Evet, evet. O yüzden ben okuduğumda küçük insanların, yani o dönemdeki küçük insanların ne yaşadığını gerçekten hissederek okudum. Ve evet, o an sanki orada yaşıyormuşum hissiyle, evet, karşılaştım senaryoyu okurken. Evet, evet. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten biz oyununu beğendik, yorumunu beğendik. Önemli de bir rolüm var filmde. Tekrar teşekkür ediyoruz Mustafa Krantepe. Evet, Azra, son dakikalarımız. Evet. Artık bir dakikada toparlamamız lazım. Seninle beraber kapatacağız şeyi. Tamam. Bu programı. Mustafa abiyle konuştuk. Kimle? Engin abiyle konuşamadık uygun olmadığı için. Olsun. Ondan sonra Onur abi çekimlerde şu anda. Onunla konuşamadık. Hepsi çok katılmak istedi ama mazeretleri nedeniyle yapamadılar, katılamadılar. Sana son sorum. Sen dizilerde oynadın. Bir diziden dolayı da ne ödülüydü o? Altın Kelebek aldım. Aslında 3 tane aldım bir diziden dolayı. Aynı diziden mi 3 tane ödül, evet, aldın? Evet. 3 tane. Biri Altın Kelebek, biri Türk Tıp Öğrencilerinden gelen bir ödül. Hı. Bir de Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nden gelen bir ödüldü. Ödül aldın. Bu 3 var. Tamam. Bu ilk sinema filmin mi? Evet. Yani aslında... Biz bundan önce bir film çektik ama da o daha yayınlanmadı. Vizyona girmedi. Yani vizyona giren ilk sinema filmi. Evet, tamam. Daha önce dizilerde oynadın, bir sinema filminde daha oynadın ama o henüz vizyona girmedi. Evet. Bu sinema filmi vizyona girdi, vizyona giren ilk sinema filmin. Evet. Peki Azra'cığım, teşekkür ediyorum programıma katıldığın için. Beni davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Tamam, güzellik kattım programa. Bir sürü abilerle, ablalarla da konuştuk seninle birlikte. Tekrar görüşmek üzere, başka projelerde görüşmek İnşallah. Üzere. İnşallah.
hatta. Görüşmek üzere. Sevgili seyirciler, Azra Aksu'yla sohbet ettik bu akşam ve Soyut Şeyler Ekonomisi'nin sonuna geldik. Haftaya yine burada olacağız. Sizleri de bekleriz efendim.